Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda durum neydi? Savaşın öncesinde durum neydi? Onu bir hızlıca hatırlayalım. Savaşın nedenleri ne? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde tablomuz bu şekilde. Yani Japonya'dan başlayacak olursak, Japonya Asya Asyalılarındır diyor. Ortak refah alanı olarak düşünmüş Japonya arkadaşlar. Ve Japonya Milletler Cemiyeti'nden çekilecek. Milletler Cemiyeti iki savaş arasında barışı sağlamak için az çok uğraşan cemiyetlerden bir tanesi. Ve Japonya 1934 yılında Deniz Silahsızlanma Anlaşması'ndan çekilmiştir. Bakın bu önemli. Deniz Silahsızlanma Anlaşması'ndan çekilen Japonya benim Boğazlar meselesine yoğunlaşmama sebep olur. Çünkü Boğazlar Komisyonu'nda Japonya vardır. Adam silahsızlanma anlaşmasından çekilmiş. Niyeti savaş. Böyle bir devletin hemen burnumun dibinde, ülke topraklarımın içerisinde olması Mustafa Kemal'i rahatsız edecek ve sorunu Boğazlar meselesini Birleşmiş Milletler'e taşıyacaktır. Zaten Birleşmiş Milletler'den de çekilmiş, İngiltere'dir, Fransa'dır, Birleşmiş Milletler'de etkin olan devletler Japonya'ya çok iyi bakmıyor. Bu vesileyle Boğazlar benim lehime çözülecek arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Montre Boğazlar Sözleşmesi. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde İtalya'nın yayılmacılığı artı Japonya'nın deniz silahsızlanmasından çekilmesi etkilidir. Buna lütfen dikkat edin. Soru gelir buradan. Deniz silahsızlanmadan sorar. Montre'yi ister bize. Ona dikkat edin canlar. Sonrasında Asya Asyalılarındır propagandası güdüyordu hatırlarsanız ta önceden beri. Bundan dolayı bütün batılı devletlerin Asya'dan elini çekmesini istedi. Ve Asyalıların batılı devletlerin çoğu Çin'i istila etmişlerdi. Sonrasından Çin'e saldıracak Mançurya'yı işgal edecektir sevgili arkadaşlar. Japonya'nın yayılmacı siyaseti, Japonya'nın deniz silahsızlanma anlaşmasından çekilmesi, Türkiye'nin Boğazlar meselesini Milletler Cemiyeti'ne taşımasına ve Boğazlar meselesinin Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin lehine çözüldüğünü bilelim canlar. Geldik nereye? İtalya'nın durumu da çok farklı değil. İtalya'da da Mussolini vardı hatırlarsanız. Yugoslavya'ya ait Fiume şehri, Fiume serbest şehir diye geçer arkadaşlar. Fiume şehri serbest şehir diye bilinen bir şehir. Burayı işgal edecek, ilhak etmiş. Artı Yunanistan'a ait Korfu adasını işgal eder. 1924'te. Bu da yayılmacı bir devlet, revizyonist bir devlet. Arnavutluğu baskı altına alır, Arnavutluğu nüfuzu altına alır İtalya. Ve der ki Ege Denizi'ne, Akdeniz'e bizim deniz diyecektir buralara sevgili canlar. Düşünün Ege'ye, Akdeniz'e bizim deniz diyen bir adam var. Deniz silahsızlanma anlaşmasından çekilen birisi var. Hal böyle olunca Boğazlar gibi önemli bir stratejik konum gündeme gelecektir. Az önce ifade etmek istediğim buydu sevgili arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz burada? İtalya'nın yayılmacı politikası bizim denizdi arkadaşlar. Ege'ye, Akdeniz'e bizim denizler ve Habeşistan'ı işgal eder arkadaşlar. Tarihinde iki defa işgal eder Habeşistan'ı İtalya. Birincisi Trablusgarp Savaşı öncesinde işgal ediyor arkadaşlar. İkincisi ise şunlar da bitmedi gitti ya. İkincisi ise arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı öncesinde işgal eder. Etiyopya, bugünkü Etiyopya dediğimiz yeri işgal eder İtalya. Peki Almanya'nın durumuna bakılırsa, Almanya'ya gelmeden önce şöyle bir soru sorsam. İtalya'nın çekincesinden dolayı Arnavutluk hangi Antant'a girmiyor arkadaşlar? Ya da hangi uluslararası bir pakta üye değildi? İtalya çekincesinden dolayı buraya üye olmayan kişi kimdi arkadaşlar? Ya da hangisiydi? Balkan Antantı. Güzel. Balkan. Yayılmacı bir politika izleyen bir devlet de Balkan Antantı'na üye değildi. O kimdi? Güzel. Bulgaristan ve Arnavutluk
Balkan Antantı'nda üye değildi. İkisi de Balkan devletiydi. Buna dikkat edelim canlar. Slide'ı istemişti Ebru hocam. Slide şu hocam. Evet, geldik nereye? Almanya. Almanya Avrupa'nın deli tekesi. Özellikle Hitler başa geçtikten sonra kan ve gözyaşı vaat eden bir iktidarla alkışlanarak başa gelmiş bir adam. Öyle söyleyelim. Almanya'nın dış politikası ne? Bir defa Versay Anlaşması'ndan kurtul. Çünkü Versay Anlaşması Almanya'yı böyle kısan, kıskaç altına alan, Almanya'yı perişan eden bir anlaşma. Bela olmuş Almanya'nın başına. Bundan kurtulmak istiyor. Ama daha öncesinde yaptığı ikili görüşmelerde, ikili anlaşmalarda ya da Avrupa'yı dizayn eden başka anlaşmalarda, mesela Lacan Anlaşması. Versay'ın sınırlarına razıyım demişti 1926'larda, 25'lerde. O zaman ben Lacorna'dan da çekilmek zorundayım. Almanya olarak Versay'dan kurtulacaksak Lacorna Anlaşması'nı feshetmiştir. Kanun dışı sayılmıştı savaş. Briand-Kellogg Paktı'yla Briand-Kellogg'dan Almanya çekilecektir. Almanya Birliği'ni sağlayacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu Alman Birliği. Alman Birliği'nin Avusturya ile birleşmesi olarak da düşünebilirsiniz ve bu olaya Anschluss olayı denir. Anschluss olayıyla Almanya Avusturya ile birleşecek. Hayat sahası politikasıyla da Avrupa'ya yayılacaktır. Nerede bir Alman yaşıyorsa orası Almanya olacaktır düşüncesidir arkadaşlar. Birisi bizim deniz diyor İtalya. Birisi hayat sahası diyor. Öbürüsü Asya Asyalılarındır diyor arkadaşlar. Bunların üçü de yayılmacı revizyonist devletler. Üçü de kandan, gözyaşından medet uman devletler. Yani bu şekliyle siyasi konjonktür bu şekildeyken İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması kaçınılmaz zaten. Savaşın çıkacağı belli ama kıvılcım ne zaman ateşlenecek ona bir bakalım. Almanya bunların dışında Fransa'dan Saar bölgesini alacak arkadaşlar. Burayı unutmayın. Halk oyuyla almıştır. Fransa'dan halk oyu ile Saar bölgesini alır. Tıpkı bu da diğerleri gibi silahsızlanma konferansından, Milletler Cemiyeti'nden, Lacorna Anlaşması'ndan çekilir. Sonra Avusturya ile birleşir. Silahsız Ren bölgesine asker sokar. Orduyu oluşturur Almanya. Ve nihayetinde Polonya'yı, Çekoslovakya'yı işgal eder arkadaşlar. Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgali, Polonya'yı işgali 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcıdır. Özellikle 1939'un Eylül ayında Polonya işgal edilir. Aralardaki bir sınır meselesi, Danzig sorunu. Bu sorunun adını mutlaka bilin. Danzig sorunu bahanesiyle Polonya işgal edilir ve 1939'un Eylül ayında 2. Dünya Savaşı fiilen başlar canlar. Peki 2. Dünya Savaşı başlardı hocam. Almanya, İtalya, Japonya dedik. Avrupa'da başka devlet yok mu? İngiltere ne alemde? İngiltere Almanya'nın bu yayılmacı politikasını görüyor ama çekiniyor. Ahali diyor ki İngiltere Başbakanı'na Chamberlain bu adamın adı. Ya sen diyor bu Hitler'in politikasına karşı ne yapıyorsun? Adam da Hitler'in bu politikasını görmesine rağmen Alman kamuoyunu yanıltıcı bilgiler kullanacak. Belki de kendisi de öyle düşünüyor. Almanya'nın gözü SSCB'dedir, doğudadır. Asla Almanya batıya saldırmayacaktır. Rahat olun diyerek batılı ülkelere, kendisinin koruması gereken ülkelere böyle moral motivasyon vermiş. Bu politikanın adı da yatıştırma politikası. Sakin görünmek gerekir. Sakin olun, yatıştırın. Almanya bize saldırmayacak, relax diye halkı alttan alta uyutmuş. Ancak Almanya 1939'da SSCB yerine Çekoslovakya'ya saldırması ve İngiltere Çekoslovakya'ya koruma sözü veren bir devlet. Polonya'ya saldırması, Norveç'e saldırması Chamberlain'in bu politikasını çürütür ve Chamberlain'in iktidardan inmesine de sebep olur. 2019 KPSS lisans sınav sorusu arkadaşlar. İngiltere'nin yatıştırma politikasını yapan başbakanı mı sordular yoksa Chamberlain'i verip yatıştırmayı mı istediler tam hatırlamıyorum ama 2019'da şu sayfanın sorusu geldi. Haberiniz olsun. Geliyoruz nereye? Savaşın özeti bu. Japonya Asya Asyalandır diyerek Çin'e Mançurya'yı saldırmış.
İtalya Akdeniz'e bizim deniz diyerek Habeşistan'ı, Yunanistan'ın Korfu'sunu, Fiume'yi işgal etmiş. Almanya, Çekoslovakya, Polonya'ya Sudetler bölgesini ele geçirmiş. İngiltere ise yatıştırma politikasının derdine düşmüş. Bloklara bir bakalım. Kim kiminle savaşacak? İkinci Dünya Savaşı'nda Mifer Devletler ve Müttefik Devletler diye iki bloğumuz var arkadaşlar. Mifer Devletler'den önce Almanya ve Japonya arasında Antikomitenin Pakt kurulur. Yani yayılmacı pakt, öyle ifade edelim. Sizdeki kaynaklarda ya da eski slaytta Almanya-İtalya arasında yazar buna. Onu düzeltin. Almanya ile İtalya değil, Almanya ile Japonya arasında Antikomitenin Pakt kurulur. Yani Berlin-Tokyo hattı. Bu Berlin-Tokyo hattına Roma da, Mussolini de ekleyince Berlin-Roma Tokyo Miferi ya da Çelik Pak diye bilinir arkadaşlar. Tarihte Mifer Devletler kavramını 20. yüzyılda Mifer Devletler kavramını kullanan kişi İtalya Başbakanı Benito Mussolini'dir. Mussolini Mifer Devletler diye bir kavram ortaya atar canlar. Peki Mifer sözü size başka bir şey hatırlatıyor mu? Mifer sözü. Kim kime mifer diyordu? Türk kelimesinin Çin kaynaklarındaki karşılığıydı değil mi? Süper, harika. Geçiyoruz nereye? Müttefik devletlere. Müttefik devletlerin başını İngiltere ve Fransa çekecek. Bir de Çin çekecek arkadaşlar. Yani Miferlerin ilk saldırdığı bölgeler İngiltere, Fransa, Çin bölgeleri. Müttefik devletlere daha sonradan SSCB, sonradan ABD eklenecek. Özellikle ABD savaşa girdikten sonra buraya ABD niyeti barışı getirmek amaçlı giriyor savaşa. Benim getirdiğim barışa üye olmak isteyen bunlara savaş ilan etmek zorunda der ve toplamda 50-60 tane devlet Almanya veya Mifer devletlere savaş ilan eder. Ondan dolayı buranın sayısı 50'den fazladır arkadaşlar. Ancak 1900 Çin önce katılıyor hocam. Çin ilk başta. Çünkü Japonya'nın ilk saldırdığı yerlerden bir tanesi Çin'dir. 1900 ne diyecektim unuttum. Geçiyorum. Aklımdakini de unuttum. Bir soruya cevap değinmedim ama. Mifer devletleri dedik. Almanya, İtalya, Japonya, müttefik devletlere ise ABD, İngiltere, Fransa, SSCB, Çin deyin. Yeterli canlar. Evet, 1939 itibariyle savaşı başlatan devletler bunlar. Savaşa hangisi sonradan girmiş derseniz SSCB ve ABD bir tık sonradan girmiştir arkadaşlar. Evet, 20. yüzyılda bloklaşmalarımız bu şekliyle. Bunlar da 2. Dünya Savaşı'na sebep olacak diyelim. Geliyoruz nereye? Savaşı 1941'e 42'ye kadar önde götüren blok Almanya bloğudur arkadaşlar. Rusya'nın savaşa girmesi, ABD'nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirecektir. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda da buna benzer meseleler vardı. Peki hükümetler kim? 1. 2. Dünya Savaşı'nda liderler kim? Onlara bir bakalım. Bu tarz bir soru kalıbı bekleyin aziz canlar. Bir soru kalıbı bekleyin buradan. Mesela İtalya'da Mussolini var. Bunu soracak hali yok. Bu cepte. Almanya'da Hitler var. Cepte. Stalin var Sovyet Rusya'da. Bu da cepte. Bana lider eşleştirmesi sorarsa yanlış olanı soracaktır. Bunlar sorulmaz. ABD'de önce 1945'e kadar Roosevelt var. Roosevelt bitecek. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren ABD Başkanı ise Truman. Bu Japonya'ya bombaların falan atıldığı dönem. İngiltere'de ise 1940'a kadar Chamberlain hükümeti var, yatıştırmayla biliniyor. Ondan sonra kan ve gözyaşı vaat eden, bir damla kan, bir damla petrol, bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir diyen Churchill başa geçecek arkadaşlar. Fransa'yı hiç böyle kayda almayın çünkü Fransa bu dönemde işgal altında. 1940'dan 1945'e kadar neredeyse 5 yıl Fransa diye bir devlet yok. Almanya var Fransa'da. Onun için buradaki bir liderden bahsetmek de mümkün değil ama
Oranın bir Kuvayi Milliyecisi. Charles de Gaulle denen birisi buradan. Peki bana ne sorar? Bakın Japonya'da akla Japonya deyince hep Mutsuhito gelir. Mutsuhito 1900'lü yılların adamı. Mutsuhito yerine İmparator Hirohito'yu sorabilir arkadaşlar. Hirohito gelmiştir. Mutsuhito ile sakın karıştırmayın. Türkiye'de kim var bu dönemde? Cumhurbaşkanımız da İsmet İnönü'dür arkadaşlar. Savaşın genel nedenlerini gördük zaten. Hepsinin yayılmacı siyaseti olan, yani kandan beslenen insanlar bunlar. Savaşın çıkmaması anormal demiştik zaten. Japonya'da İmparator Mutsuhito hep akılda kalır hocam. Ama sakın ola Mutsuhito'yu 2. Dünya Savaşı'na vermeyiniz. Mutsuhito 1900'lü yılların adamı. 2. Dünya Savaşı sırasında İmparator Hirohito'dur. Japon İmparatoru Hirohito'dur. Mutsuhito'nun torunu. Yani şunu demeye söylüyorum. 1. Dünya Savaşı'nda lider, 2. Dünya Savaşı'nda lider eşleştirmesi sorarsa sizi Japonya ile yanıltabilir demeye getirdim cümlemi sayın hocam. Evet, savaşı başlattık. Nasıl başlattık? Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle 1 Ocak özür dilerim. Polonya'yı işgali 1 Eylül 1939 tarihiyle savaşı resmen başlattık ve Almanya savaş başlar başlamaz arkadaşlar. Benelux ülkesi dediğimiz İskandinav ülkelerini, Danimarka'yı, Norveç'i, Hollanda'yı, Belçika'yı ve Lüksemburg'u işgal eder. Norveç'in işgali Chamberlain hükümetinin sonunu getirir zaten. Ve SSCB ile savaşın hemen öncesinde saldırmazlık paktı imzalar. Der ki dostum benim niyetim seninle değil. Her ne kadar İngiltere sana saldıracağımı söylese de ben sana saldırmıyorum der. Hop 23 Ağustos'ta bununla imzalar. 1 Eylül'de de Polonya'ya saldırır arkadaşlar. Almanya Sovyet Rusya ile saldırmazlık anlaşması imzalar diyelim. Geliyoruz nereye? Fransa'ya arkadaşlar. Tarih Fransa'ya bir bakalım. Şimdi Fransa 1. Dünya Savaşı'nda Almanları perişan etmiş. Zaten aralarında bir Alsas-Lorraine sorunu var. Zaten aralarında bir Saar bölgesi sorunu var. Fransa Hitler'in bu yayılmacı politikasının erken farkına varan devletlerden. Bundan dolayı kendisine bir savunma hattı oluşturmuş arkadaşlar. Bu hattın adı Maginot hattı ya da Maginot hattı. Bu hat Fransa diyor ki dünyanın en güçlü savunma hattıdır bu. 1930'lardan itibaren kurdukları hat. Sizde gözükmeyebilir belki de. Mesela bu hattın içerisinde demir yolları olur. Bir savunma hattı. Kendimizi biz bu hattın içerisinde kilitlersek Almanya hiçbir şey yapamaz bize der. Halkın yaşaması için, askerin yaşaması için müthiş bir sığınak oluşturmuştur. 50 tane Hitler gelse bu hattı ne yapamaz? Delemez derler arkadaşlar. Ve bu hat Fransa, Belçika arasında, Fransa, Almanya arasındaki Belçika'ya kurulan bir hat. Saldırıyı buradan bekliyor. Ama Hitler saldırıyı buradan değil, Arden ormanlarından yapacak arkadaşlar. Daha arka plandan, yani Fransa'yı arkadan kuşatacak. 3 günde Fransa'ya girecekler. Aşılamaz denilen hat 3 gün içerisinde çökülecek. Bu hat çökünce ne olacak? Fransa mecburen barış isteyecek arkadaşlar. Hitler'in tavrı bu. Eyfel'in önünde bir güzel resim çektirmiş. Bu resim Alman basınında geniş yankı uyandıracak. Yani ben 1. Dünya Savaşı'nın intikamını Fransa'dan fitil fitil aldım. Aha da size belgesi diyerek bir vagon gönderecek arkadaşlar. Nedir bu vagon? Rotondes vagonu. Rotondes bir vagonun adı. Bir ateşkes anlaşması yapılıyor burada. Birinci Dünya Savaşı'ndan Almanya yenik olarak ayrılırken Rotondes diye bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Bu vagonun içerisinde. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bu vagonu bulacak. Fransa'ya tutturacak bu vagona. Aynı anlaşmanın daha ağırını Fransa'ya yapacak. Yani Fransa'dan intikamını aldı mı aldı. Fransa'da ne olacak hocam peki bundan sonrası? Fransa'da Almanya yanlısı bir hükümet kurulacak. Başına da Almanlarla Hitler aşığı, Almanya yanlısı Marşal Petain getirilecek. Bu hükümetin adı Vichy hükümeti. KPSS yazıyoruz arkadaşlar. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında
Fransa'da kurduğu hükümetin adı Vichy hükümetidir. KPSS yazdık buna. Peki bu hükümete Mareşal Petain'in Alman yanlısı politikalar izlemesine karşı çıkan olacak mı? Elbette Fransız milliyetçisi, Fransız hür kuvvetleri öyle söyleyelim bir direniş örgütü oluşturacak. Fransa'nın Kuvayi Milliyesi. Bunun başında da Charles de Gaulle var. Bu da İngiliz destekli bir adam ama Fransa'nın neyi? Kurtulması gibi düşünebiliriz bunu. Fransa'nın Kuvayi Milliyesi'nin önderidir Charles de Gaulle arkadaşlar. Evet. Geliyorum Alman-İngiliz savaşına. Fransa'dan öcümüzü aldık. Öcümüzü demeyelim. Kendimi Hitler gibi görmeyeyim. Fransa'dan Almanya öcünü aldı. Sırada kim var? İngiltere. Yolunu İngiltere'ye çevirecek. İngiltere'ye hava harekatıyla, Kartal hücumuyla saldıracak arkadaşlar. Kartal harekatıyla. Kartal harekatıyla İngiltere perişan olmuş ama Almanya müthiş kayıp vermiş burada. Yani Londra'da taş üstünde taş kalmasa bile Almanya bu savaşı kaybeder arkadaşlar. Yaklaşık 1800'e yakın uçağı telef olur Almanların. Yarısı kadar da İngiltere'nin kaybı var. İngiltere buradan daha az kayıpla ayrılacaktır diyelim. Yani istediğini alabilmiş mi İngilizlerden? Hayır. Hitler diyecek ki ben gücümü zaten havadan değil, yerden, uçaktan değil, nereden? Tanklardan alıyorum. O zaman tanklarla hareket etmem lazım. İngiltere tarafına değil de bu acıyı unutturabilmek için saldırmazlık anlaşması yaptığı Rusya'ya saldıracak arkadaşlar. Tarih 1941'de Almanlar Rusya'ya saldırıyor. Hareketimin adı ne? Barbarossa Harekatı. Unutmayasınız bunu, Almanların Barbarossa Harekatı'yla Rusya'ya saldırdığını bilelim canlar. Peki sonuç ne burada? Burada beklemediği şeylerle karşılaşacak. Madalyonun arka taraflarını görecekler. Moskova işlerine kadar ilerlemiş. Stalin kendisini Stalingrad'a Moskova'ya kitlemiş. Savunma hattı oluşturmuş burada. Sağlam bir savunma hattı. Ve Ağustos ayı gibi, Eylül ayı gibi Hitler burada umduğunu bulamayacak. Yavaş yavaş Stalin, SSCB ilerlemeye başlıyor. Hele hele kış gelince arkadaşlar Almanya perişan olacak. Neden? Rusya dediğin iklim müthiş sert iklim. Ben nasıl Kafkasya'da Sarıkamış faciasıyla soğuğa karşı mücadele edemediysem Almanların tankları da Rus soğuklarında çalışmayacak, donacak. Bunu hesap edememiş Alman mühendisler. Hitler müthiş sinirlenecek. Diyecek ki bana donmayan bir araba yapın, donmayan bir motor yapın. Kışın da olsa marşa bastığınız zaman çalışan bir araç yapın diye talimat verince ortaya tosfa araba çıkacak. Tosfa araba kışın bile çok rahat, yani o ne araba deniyor? Volkswagen tosfa mıydı? Tosfa işte, bildiğimiz tosfa arabalar. Beetle'lar. Bu dönemde yapılıyor. Antifriz bu dönemde bulunmuş. Rusların Alman harekatı sırasında, Almanların Rus harekatı sırasında tankların dolması üzerine antifrizler bulunacak arkadaşlar. Yani bazen buluşları zorunluluktan yapıldığını bilmek lazım. Çoğu zaman öyle oluyor. Stalingrad Muharebesi'yle karşı saldırı başlayacak arkadaşlar. Stalingrad Muharebesi'yle bu sefer Almanya geri çekilmeye başlayacak. Almanya çekilince Almanların işgal ettiği Tuna'dır, Kafkasya'dır, Kırım'dır, buralarda Ruslar egemen olacak ve Almanya için 1942 yılı çöküşün başlangıcı olacak arkadaşlar. Almanya Rusya karşısında başarısız olacak dedik. Geliyoruz Kuzey Afrika'ya. Kuzey Afrika'da durum ne? İtalya işte köpeksiz köyde değneksiz dolaşmaya başlamış. Karşısında doğru düzgün kimse olmamış. Habeşistan gibi, Arnavutluk gibi güçsüz devletleri önceden işgal ediyor zaten. Kuzey Afrika'da ise İtalya, Trablusgarp zaten İtalya'daydı. Fransa'nın elinden Tunus'u, Fransa'nın elinden Cezayir'i almış. İngiltere'nin elinden, İngiltere'nin elinden değil de İngiltere'nin hükmettiği, sömürdüğü Libya'yı, yeni sömürgeden kurtulmuş Mısır'ı almış. Ama karşısında herhangi bir güç var mı? Yok.
böyle çok rahat davranırken İngiltere burada İtalya'ya karşı saldırıya geçmiş atmışlar. İngiltere saldırıya geçince 1943 yılında Kuzey Afrika'da İtalya'nın ismi kalmamış. Hatta 250 bin Miğfer askerini, Almanların da İtalya'ya yardımı var burada, 250 bin asker İngilizler tarafından esir alınacak. İngiltere bu esiri alınca daha 1943'te İtalya neredeyse saf değiştirecek konuma gelir. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Ama İngiltere buna sıcak bakmayacak. Sen diğer ayağının yorganına göre uzat, bekle. Artık Almanya İtalya'sız yola devam edecek 43'ten itibaren. Zaten Almanya içinde çöküş başlamıştı hatırlarsanız. ABD'nin savaşa girişi. ABD sevgili arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'na Almanlar tarafından sürüklenmişti. 2. Dünya Savaşı'na da Japonlar tarafından sürüklenmişti. Sütten ağzı yandığı için Almanya ABD'ye çok bir şey yapmıyor. Niyeti İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler. ABD bakıyor ki müttefik devletler savaşını yapmış, kaybetmek üzere, hemen bir yasa çıkarıyor. Ödünç verme ve kiralama yasası. İngiltere'ye dostum istediğin silahı, istediğin parayı, mühimmatı alabilirsin, bedelini sonradan ödersin. İstersen kiralayabilirim sana diyor ve İngiliz yanlısı politikalar izliyor arkadaşlar. Almanlar bunu bilmesine rağmen yine de ABD'ye saldırmamıştır. Öyle söyleyelim. Ama Japonya saldıracak bu sefer. Japonya ABD'nin deniz üssü olan Pearl Harbor'a baskın düzenleyecek ve Pearl Harbor baskınıyla ABD'nin denizaltıları, deniz üsleri perişan olmuş. ABD bu sayede Pearl Harbor baskını sonucunda savaşa girecektir. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi şartlı girecektir savaş arkadaşlar. Atlantik bildirisi denir buna. ABD'nin savaşa girmesiyle Monroe doktrini, yalnızlık politikasıydı. Savaşın öncesinde uyguluyordu bu politikayı. O bitmiş artık. Başkan, ABD Başkanı Roosevelt Churchill'e diyecek ki dostum savaşa girerim ancak şartlarım var. Nedir bu şartların? Savaştan sonra toprak almayacağım. Evet. İlgili halkın onayı olmadan sınırlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Tamam. Uluslar kendi kaderlerini kendisi belirleyecek. Yani self-determinasyon hakkı verilecek. İnsanlar açlıktan, yoksulluktan kurtarılacak der. Uluslararası bir teşkilat kurulacak bu çalışmalar için. Biz bunları hatırlıyoruz. Nereden? Wilson ülkelerinden. Zaten Wilson ülkelerinin benzeridir. Wilson'u silin, yerine Atlantik yazın, aynı ülkeler olur arkadaşlar. Wilson ülkeleri Milletler Cemiyeti'nin temelini oluşturuyordu. Atlantik bildirisi Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturur. ABD Wilson ilkeleriyle 1. Dünya Savaşı'na girerek, Atlantik bildirisiyle 2. Dünya Savaşı'na girerek ikisinde de Monroe doktrinini sona erdirmiştir aziz canlar. Pearl Harbor baskınıyla 1941'in sonunda 42 gibi ABD savaşa dahil olur. Öyle söyleyelim. Savaşa dahil olurken şu ifadeyle dahil olur. Der ki biz bir savaş ittifakı kuruyoruz. Bu ittifakın devamı barış ittifakıdır. Yani biz mutlaka galip geleceğiz. Bu ittifak sonrasında oluşacak barış ittifakına katılmak isteyenler Almanya'ya mutlaka savaş ilan etmek zorunda kalırlar. Ortak savaş, ortak barış mantığıyla hareket eder ABD canlar. Mercan, Leyte ve Midway deniz savaşlarıyla Japonya'yı adeta bitirir. Leyte Savaşçı'yla Japon donanması Japon komutanı harekiri yapmış, intihar etmiş. Buna rağmen ABD hız kesmeden devam eder. Japonya'yı tam teslim almak amacıyla yapmadığını bırakmaz Japonya'ya ABD arkadaşlar. İtalya malum Afrika'da yeniliyordu. Bunun üzerine karşı çıkarmayla, İtalyan çıkarmasıyla İngiliz kuvvetleri, daha doğrusu müttefik kuvvetleri bütün Sicilya adasını, bu Mora'yı, İtalya'yı,
ne bileyim Dalmatya kıyılarını öyle söyleyelim. Sicilya Yarımadası'nı tamamen işgal ederler. Artık madalyonun diğer tarafı gözükmüştür Mussolini için. Mussolini barış istemek, ateşkes istemek zorunda kalır arkadaşlar. 1943-44 gibi hemen Mussolini yakalanır. Kendi ekibi tarafından, yani İtalyan, faşist İtalyanlar tarafından idam edilir arkadaşlar. Kurşuna dizilir önce. Kurşuna dizilmiş bir vaziyette de tek ayağından asılır. Öyle bir hazin sonu vardır Mussolini. Yani bok yoluna gitmiş. Su testisi su yolunda kırılmış tabiri caizse. Çünkü insanı her daim savaş diri tutar diyordu Mussolini aziz canlar. 1945'te ise Sicilya'da, İtalya bölgesinde ne Alman kalır ne İtalya kalır. Tamamen biter buralar. Doğuda durum ise Rusya Kırım'dan çekilmeye başlayınca, özür dilerim, Almanlar Kırım'dan çekilmeye başlayınca Rusya bu bölgeyi ele geçirir. İşgal ediyorlardı buraları. Tuna Nehri çevresi, Polonya çevresi, hatta Bulgaristan'ı bile Rusya ele geçirir arkadaşlar. Bir ara bir sinema filmi vardı Kırımlı diye. Çok güzel anlatıyordu Sovyet Rusya ile Almanların savaşını. Oradan bakabiliriz bunlara. Başka ne diyebiliriz aziz canlar? Almanlar için de yavaş yavaş sonun, tünelin sonu gözüküyor dedik. Bu. Peki Almanya sadece doğuda değildi. Fransa dediğimiz devlet tamamen Almanya'ydı hatırlarsanız. Alman işgalindeki Fransa'yı kurtarmak için Normandiya çıkarması yapılır. KPSS yazınız arkadaşlar. Belki daha öncesinden de sorulmuştur. Onu tam bilmiyorum. KPSS yazalım Normandiya çıkarmasına. Tarihin en büyük kara çıkarmasıdır. Tarihin en büyük kara çıkarmasıdır. Kim yapar? Fransa'yı kurtarmak amacıyla Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada. General Eisenhower başkanlığında bunların yapmış olduğu çıkarmanın adı Normandiya çıkarmasıdır. Yani normal bir çıkarma değil arkadaşlar. Çok büyük, müthiş bir çıkarma. Fransa İtalya'dan temizlenir. Dikkat edin buna. Sorulabilmesi çok yüksektir. Kimler var? Bir kez daha söylüyorum. Amerika, İngiltere, Kanada. Yani İngilizce konuşan ülkelerin yaptığını bilseniz yeterli. Hatta geçtiğimiz aylarda işte bu virüsten önce NATO dağılacak mı, dağılmayacak mı, NATO'nun ittifak şeyi böyle gözden geçirelim gibisinden Fransa Başbakanı Macron böyle bir ifade dile getirdi. Bizim göbeğimiz ABD'ye bağlı değil, gerekirse kendi NATO'muzu oluştururuz tarzında bir cümle kullanınca Trump hemen cümleyi yapıştırdı. Göbeğiniz bize bağlı, sen varlığını bize bağlısın. Fransızca, ülkende çok rahat Fransızca konuşabiliyorsan bu Amerika'nın sana sağladığı bir kolaylıktır diyerek Normandiya'ya atıfta bulundu arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var Normandiya çıkarması ile Fransa'dan Almanya süpürülmüştür canlar. Ve Almanya teslim olur aziz canlar. Mussolini'nin sonunu gören Hitler beyaz bayrağı çeker. Beyaz bayrağı çekmeden önce kafasına sıktı derler. İntihar etti derler. Doğruluk payını bilemiyorum. Ve Almanya kayıtsız şartsız teslim olur. Peki Almanya teslim oldu ama uzak doğuda Japon-ABD savaşı devam ediyor. Japonya'yı tamamen bitirmek için yeni hükümetler, yeni başkan, neydi o adamın adı? Amerika Başkanı Harry Truman arkadaşlar. Japonya'nın iki kentine, Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye iki tane atom bombası bırakır yukarıdan ve Japonya tamamen perişan olur arkadaşlar. Little Boy ve Fat Man dedikleri iki tane atom bombasıyla Japonya'yı perişan eder canlar. Ve Japonya'da taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmamıştır diyelim. Ve bu şekliyle Japonya'da teslim olur. Ne zaman?
2 Eylül 1945. Savaşın başlaması 1 Eylül 1939. Yani İkinci Dünya Savaşı fiilen 6 yıl, kesintisiz 6 yıl sürmüştür arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı kesintisiz 6 yıl sürer. Japonya teslim olmasına rağmen, yani yıkılması üzerine bile atom bombası bırakır canice Amerika. Bunun etkilerini çok uzun süre hissetse de Japonya malum günümüzün teknoloji devi olarak karşımıza çıkıyor. Çok rahat toparlanmışlar arkadaşlar. Virane bir şehir. Little Boy ve Fat Man adlı iki tane atom bombası. Barışı hazırlayan konferanslara gireyim mi yoksa ara verelim mi? Hadi bir kısa bir ara verelim arkadaşlar. 10 dakika ara.